Daha fazla beklemeyelim. Bir an önce kendi düzenimizi kuralım. Ha? Önce bir ev bulmamız lazım. Hemen bulalım o zaman. Bir ev var aslında. Nasıl bir ev? Küçük ama şirin bir yer. Şehirde. İyi, gidip bakalım. Ne oldu? Önce sana söylemem gereken bir şey var. O evi tutmaya daha önce de niyetlenmiştim. Gülü'yle beraber. Orada yaşamayı hayal ediyorduk. Rahatsız olacağını tahmin etmiştim. Yok, rahatsız olmadım. Sadece bakmışsınız, içinde oturmamışsınız ki. Ama biz orada yaşayacağız. Tamam. Hemen gidip bakalım. Nasıl buldun? Biraz küçük. İstersen başka bir eve bakabiliriz. Gerçi orası da pek çiftliğe benzemez ama. Çiftliğe benzeyen bir yer aramıyorum ki zaten. Başımızı sokacak bir yer olsun yeter. Bence burası gayet güzel. Karar verdiniz mi? Tutuyorsunuz mu evi? Ama ev eski ev de. O kadar sarfiyat yaptım. Her bir tarafı tamir ettirdim. O kiraya olmaz. Kirayı boş verin. Evi bize satar mısınız? Satmak mı? Evet. Hemen şimdi peşin. Satmaz mısın? Değerini verirseniz niye satmayayım? Biz Kemal'le oturacağımız evi bulduk. Gözünüz aydın. Küçük ama sevimli bir ev. Makul de bir fiyatı var. Ev sahibine söyleyin fabrikaya gelsin. Ben Zekai'ye her şeyi anlatırım. Zekai ne gerekiyorsa yapar, ev sahibiyle halleder. Teşekkür ederim. Bana değil, Muzaffer'e teşekkür et. Ben onun arzusunu yerine getiriyorum. Bana kalsa böyle bir meselenin içine düşmek istemezdim. Bundan sonra da bir mesele olursa Zeki ile halledersiniz. Başka bir şey yoksa benim yapacak işlerim var. Hayır, yok. Hepsi bu kadar. Elinize sağlık. Sağ olun. Buyurun. Sağ olasın abi. Ne kadar az eşyamız varmış. Küçücük bir eve bile yetmedi. Olsun. Oturacağımız koltuk, yatacağımız yatak var. Yeter. Eksikleri zamanla tamamlarız. Haklısın. Bir an önce taşınmak için acele eden benim. Alelacele de bu kadar olur. Ne güzel şeyler almışsın. Evimiz var. Birlikteyiz. Daha ne olsun? Burada nasıl durdu? Gayet güzel. Yarın iş bakmaya çıkacağım.
Ne işi? Fabrikaları dolaşacağım. Biliyorsun, makine ustasıyım ne de olsa. Kendime göre bir iş bulurum elbet. Ne kadar para verdikleri mühim değil. Bir an evvel işe başlayayım yeter. İşçi olarak mı çalışacaksın? Patron olarak iş verirlerse reddetmem tabii. İyi de çalışmana gerek yok ki. Fabrikadan ve tarladan gelecek parayla çalışmadan da pekala geçinebiliriz. Ben kendim bildim bileli hep çalıştım. Hazır parayı yemem. Bu evi senin alman bile beni rahatsız ediyor. Ne fark eder Kemal? Sen almışsın ha ben. Evin erkeği benim. Soframıza konacak ekmeği kendim kazanmak isterim. Çok ince düşünüyorsun. Ama ihtiyacımız yokken işçi olarak çalışman doğru mu sence? Yorulmanı, yıpranmanı istemiyorum ben. İşçi karısı olmaktan utanıyor musun? El alem ne der diye mi düşünüyorsun yoksa? Bir işçiyi kendine layık görmüyor musun? Halide, ben bir işçiyim. Beni tanıdığında da şofördüm. Eğer bunu kabul edemeyeceksen, benden utanacaksan... Evliliği devam ettirmenin bir manası yok. Ben buyum Halide. Benden değişmemi isteme. Söz veriyorum. Seni değiştirmeye çalışmayacağım. Hayırlı! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.